Onun adı Çakır. Süleyman Çakır. Türkiye onu bu sözlerle tanıdı. Beyefendi, bir yanlış anlaşılma var. Beyefendiymiş. Ne beyim ne efendiyim lan. Çakır'ım ben, Çakır. Kim gönderdi lan sizi buraya? O, Lazya'nın damadı ve İstanbul'un sefiri. Karahanlı'nın buyruğudur. İstanbul bundan böyle senin. Hey Wolf kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle önemli bir gelişmeyi ele aldık. Geçtiğimiz günlerde medyada önemli bir haber ortaya çıktı. Türk dizi tarihinin unutulmayan efsanesi Kurtlar Vadisi hala ilgiyle takip ediliyor. Ve dizide Süleyman Çakır karakterine hayat veren Oktar Kaynarca uzun süreler boyunca unutulmadı. Türk dizi tarihinde ilk defa bir hayali karakter için cenaze töreni düzenlendi. Çakır'ın vurulduğu gün Türkiye sokakları ıssız bir alana dönüştü. İzleyici üzerinde bu kadar etki bırakan bir karakterin sinemaya taşınması uzun zamandır bekleniyordu. Ayrıca Oktay Kaynarca daha önce yaptığı bazı açıklamalarda yeni projelerin olduğunu söylemişti. Ve bu projelerin hayata geçmesi için dünyada yaşanan kötü durumların düzelmesi gerekiyor demişti. Böylece bu projelerin ne olduğu izleyici tarafından merak edilmişti. İşte tam da bu noktada Oktay Kaynarca'nın Çakır karakterini sinemaya taşıyacağı gündeme bomba gibi düştü. Ve bunun üzerine söylenecek en önemli şeylerden bir tanesi yine şu, benim hayalimdekini söyleyeyim ben size. Bu Süleyman Çakır'ın ne yapacağı belli olmaz, bu çıkar bir yerden gelir. Öldü mü ölmedi mi? Gerçi öldü ama belli olmaz bu. Çünkü Hızır Çakır Beyliği yazan arkadaşlar da Süleyman Çakır'ı yazan arkadaşlar, onların yani ne yapacağı belli olmaz açıkçası aslında parantez içinde. Benim hayalimse bu Süleyman Çakır'la Hızır Çakır Beyliği aynı filmde görmek. Oktay Kaynarca şu anda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynuyor ve aynı popülerliğini devam ettiriyor. İzleyici ise onun Kurtlar Vadisi dizisindeki karakterini hala unutamıyor. Babası Lazya ile konuşmalarını... Vay! Anası kılıklı vay! İstanbul'un sefiri olmak için verdiği mücadeleyi... Karahanlı'nın buyruğudur. İstanbul bundan böyle senin. Ve her sözünün bıraktığı etkiyi... Her ne kadar soyadımız Çakır olsa da ismimiz Süleyman. Bak şurada giderek iki tane efendi gibi laf edelim dedik değil mi? İnsan ölüyorum diye ağzını bozar mı? Kurtlar Vadisi projesi bildiğiniz gibi ele aldığı konularla uzun yıllar boyunca unutulamadı. Osman Sınav'ın projesi olarak ortaya çıkan Vadi hala gizem dolu sahneleriyle hatırlanıyor. Bazı sahneler günümüzde bile çok tartışıldı. Ama izleyicinin gönlünde Vadi hep takdir topladı. Sizce Süleyman Çakır karakteri sinemaya taşınmalı mı? Siz de görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Peki Süleyman Çakır projesi gerçekleşirse film ne zaman başlar? Şu an günümüz dünyasında yaşanan sorunlar yüzünden bu projenin geciktiğini düşünüyoruz. Bundan dolayı sorunlar düzeldiğinde bu projenin hayata geçmesi için çalışmaların başlamasını bekliyoruz. Ayrıca sizlerin merak ettiği konulardan biri de bu proje hayata geçerse filmde hangi konular ele alınacak? Bu konuyla ilgili şu anda net bir bilgi yok. Ancak Çakır'ın hayatı anlatılırken geçmiş yıllara gidilebilir. Çünkü bildiğiniz gibi Çakır dizide ölmüştü. Böylece karakterin gelecek hikayesine gitmek mümkün olmayacak. Bundan dolayı karakterin geçmiş hikayesine gidileceğini düşünüyoruz. Peki geçmiş hikayesinde hangi konular olabilir?
Bildiğiniz gibi Çakır, kız kardeşi Derya ile zor dönemlerden geçti. Ve dizide bu konuyla ilgili birçok geçmiş hikayesi gördük. Ancak Çakır'ın mafya dünyasına nasıl girdiğini, hangi yollardan geçtiğini göremedik. Böylece Çakır'ın kız kardeşi Derya ile olan hayat hikayesi ve Nesrin'le tanışması gibi birçok konuyu görebiliriz. Çok önemli konulardan biri olan Lazia ise filmde farklı bir kişi olarak gösterilebilir. Çünkü bildiğiniz gibi Lazia karakterine hayat veren İstemi Betil, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybetmişti. Böylece Lazia karakterini genç bir karakter olarak izleyebiliriz. Çünkü Lazia ve Süleyman Çakır'ın nasıl tanıştığı da izleyici tarafından merak ediliyor. Şeytan diyor ki... Böylece Çakır'ın hayatıyla ilgili birçok konu ele alınarak çekilebilir. Sizce başka hangi konular projeye katılabilir? Siz de fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Buyurun Mehmet Bey. Bugün sizlere medyaya bomba gibi düşen bir konuyu değerlendirdik. Videomuzun sonuna geldik. Paylaşımlardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Her ne kadar soyadımız Çakır olsa da ismimiz Süleyman. Dün dündür, bugün bugün. Bak şurada giderek iki tane efendi gibi laf edelim dedik değil mi? İnsan ölüyorum diye ağzını bozar mı? Beni adam gibi öldürmeni isterdim. İyi ama... Adam gibi ölmek için adam gibi yaşamak lazım Beyiş Efendi. Ama laf aramızda senin hal ve gidişat sıfır. Sınıfta kaldın sıfır. Arkadaş mı? Manyak! Hey lan İstanbul! Ne diyeyim ben sana? Muhteşemsin lan. Büyüksün. Manyak bir şehirsin oğlum sen. Manyak. Yaşamak için bundan hala bir yer var mı be? Ha? Hatta ölmek için. Konuşsana lan Beyiç. Öyle değil mi? Dilini mi yuttun lan dümbük? Bu şehir çok manyaklar yuttu Çakır. Bir gün seni de yutar.